Berkay Yıldızlar İl de France'ın yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda Yıldızlar İnşaat Limited şirketleri var. Bu işi hobi olarak değil, ana işlerinden birisi olarak yapıyorlar. Berkay, seni bir kısaca tanıyalım. Benim adım Berkay Yıldız. Yıldızlar çiftliğinin sahibiyim. Île de France yetiştiriyoruz. Farklı denediğimiz ırklarımız var. Suflok ve Texel gibi. Böyle abi. Peki bu yıldızların koyun merakı, koyunculuğun tarihi nedir? Bir ondan bahsedebilir misin bize? Bizde koyunculuk abi dede mesleği. Dedemizden bu yana devam ettirdiğimiz bir işletmedir burası. Yeni tesislerle işlerimize devam ediyoruz. Hayvancılık bizim kanımızda var diyelim Emre abi. Çok eski Merinosçu bir aileden geliyorlar. Çeşitli o koyunların bir aralar krizden, sen de bugün sohbetimizde de şey demiştin, 10 yıllık böyle bir turları oluyor koyunculuğun Evet. diye. Öyle bir kriz zamanında Merinos'tan çıkmıştınız galiba. Abi yıllar geçtikçe hayvancılık farklı noktalara gelmeye başladı. Verimli ırklara dönmek gerektiğini düşünüyorduk zamanla. Biz de bir zaman geçtikten sonra artık üzerinden Merinos ırkını bırakmamız gerektiğini düşündük ve Île de France ırkına başladık. Çok şükür 5 yıldan beri bu işi devam ettiriyoruz. Yani Île de France'da 5. yılınız. Evet abi. Türkiye'de kaç tane Île de France damızlık çiftliği var? 3-5 tane ancak. Yani şöyle gerçekten damızlık işi yapacağım diyen işletme sayısı hani parmak sayısını geçmez öyle söyleyeyim şu Aynen an öyle. Türkiye'de abi. Şimdi geçelim aşama aşama. Önce Tabii ki. damızlık toklulardan başlayalım. Aşama aşama neler yapıyoruz? Tabii. Beraberce çekelim. Buyurun abi. Şimdi Berkay, daha önce kapalı sistem içeride eski ahırları vardı. Bu sene bir sene oldu değil mi? Buraya geçelim. Evet abi, bir yıl oldu. Çadır sistemine geçti. Çadırın tabi avantajları, dezavantajları. Ben çok çadırı önermiyorum ama Berkay memnun. Şöyle kurulum maliyetleri üzerinden. Kurulum maliyeti uygun oluyor. İstediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Yaklaşık 3 gün gibi bir sürede kuruluyor, 3 günde sökülebiliyor. Yani maliyeti düşük bir yatırım. İstediğiniz zaman genişletip büyütebilip ekleme yapabiliyorsunuz. Yani bu tür avantajlarından dolayı biz çadır tercih ettik abi. Şimdi bunlar Berkay ilk aşamada gördüğümüz bunlar Bu koç ahırları. gruplarımız, bunlar koç katımında olan hayvanlarımız. Kaç dişi varsa kulak küpeleriyle ve tasma numaralarıyla kayıt altına alıyoruz. Ve aynı zamanda erkek hangi koç kullanıldıysa bir koça 25 koyun düşecek şekilde çiftleştirme yapıyoruz. Şimdi burada kontrollü çiftleştirme yapıyor arkadaşlar. Bak, arka tarafta koç. Bu koyunlar bu koçla eşleştiğini siz kayıt altına alıyorsunuz. Evet. Peki ilerleyen yıllarda o koçtan daha iyi bir verim aldığınızı bu kayıtlardan görebiliyorsunuz ve ona göre de damızlık ne tarafa yönlendireceğinizi tespit ediyorsunuz. Evet. Şimdi bunların arasında ilkine toklular da var tahminim. Büyük koyunlar da var değil mi? Evet. Bu grup karışık bir grup. Yani Karışık. koyun grubu. Ama şu anda hepsi anaç hayvanlar. Biz bunları zamanla değişiklikler yapabiliyoruz koçlar ve koyunlar tarafında. Şimdi bu grupla koç katıldı mesela. Bu gruptan sonraki bir grup mesela gebelik biraz daha ilerlemiş. Şimdi sol tarafta gördüğümüz sufloklarımız var. Burası da yine koç katımında. Bunlarda da gebelik olduktan sonra ayırıyoruz grubun içerisinden. Farklı bir bölmeye alıyoruz. Özellikle burada da gene kan değişimi ve ırkın geleceği için koçlarımızı ayrı ayrı katım yapıyoruz. O şekilde. Suffolk'a ne zaman başladınız? Neden başladınız? Ondan da bir bahset. Abi suflok çok talep edilen bir ırktı bizde. Soran çok oluyordu özellikle. Dedik biz de bu işe meraklıyız yapıyoruz. Dedik bir suflok da deneyelim. Gerçekten Türkiye'de verimi yüksek bir hayvan mı? Anlatıldığı gibi özelliklerini yerine getiriyor mu hayvanların? Bunları test etmek anlamında 50 anaçla bir başlangıç yaptık. Şu anda gözlemlerimiz güzel. Kuzularındaki et verimi gerçekten tatmin edici. Fakat Île de France gibi üçüzlük oranı olmayan bir ırk. Çoklu yavru doğumu daha düşük yani. Ya ikizlik görüyoruz, üçüz göremedik bu hayvanlarda. Artı kuzuları doğduğunda biraz daha virayeti düşük doğuyorlar. Yani Dirençleri biraz daha düşük yaşama oluyor. güçleri daha
Evet, biraz daha düşük oluyor. Bir de kan olarak yavaş kanlı hayvanlar. Yani Soğuk çok böyle kanlı, ağır kanlı. hareketli hayvanlar değiller. Dolayısıyla hani merada şöyle yüksek mera olan yerlerde çok güzel verim alabilecek bir hayvan. Ama dediğim gibi biraz daha bu işin hobi tarafında Suplok bizim gördüğümüz kadarıyla. Çünkü genelde tercih olarak Île de France tercih ediliyor. Koç katımında olsun, dişi damızlık olarak olsun. Böyle Suplok da. Şimdi arkadaşlar, Suffolk görüntü olarak çok güzel. Gerçekten böyle kalın ayaklı, etçi, uzun yapıya sahip. Berkay'ın demin dediği, biz daha önceki sohbetlerimizde de, yani sürü hayvancılığına çok uygun değil. Evet. Bizde de mesela Berkay'dan koç alıyor adam. Île de France koç alıyor. Fransız koçu Merinos sürüye salabiliyor. Onunla beraber Evet. yayılıma götürebiliyor. Ya, evet abi. Yalova sürüye salabiliyor. Yani etlik kuzu elde etmek için, etlik kuzu elde etmek için Île de France kullanılması kolay. Ama Evet. Suffolk'ta öyle bir durum yok anladığım kadarıyla. Yani Suflok şöyle ayak yapısı olarak meraya daha uyum sağlıyor. Topallama veya işte ayak tırnak problemi yaşamıyoruz. Mesela artı avantajlarından bir tanesi de bu. Ama sürü de tabii Merinos sürüsüne bir adet koçluk Suflok katılırsa çıkacak kuzular zaten rengarenk çıkacaktır ve güzel bir seleksiyon olmayacaktır yani. Şimdi melezleme bu aralar televizyon sosyal medyada takip ediyorum. İnsanlar böyle melezlemeye çok merak ediyorlar. Arkadaşlar, melezleme veya bir ırk ortaya çıkarma çok uzun süreli bir iştir. Bunun istatistiki sonuçları, değerlendirmeleri vardır. Yani bizim basit olarak yapabileceğimiz tek şey çevirme melezlemesidir. Diyelim ki Yalova bir sürümüz vardır. Sürekli ona 2 senede bir Île de France veyahut da başka hangi ırka çevireceksek Merinos'a çeviririz mesela. Bununla alakalı koç katarak çevirme melezlemesi. Bizim yapabileceğimiz yegane melezleme budur. Ama şimdi ben Suffolk'la Île de France'ı birbirine vurdum, onu şuna vurdum, bir ırk çıkardım gibi böyle hayali şeylerle uğraşmayın. Çünkü çok uzmanlık isteyen, istatistiki kayıt isteyen ve o ırk tanımını oturtturan, fenotip ve genotip olarak oturtturan apayrı bir bilim dalı. Şimdi şöyle ilerleyelim. Burada biraz daha büyük kuzulu koyunlar var herhalde. Yani tek tek kotralarda ayırıyorsunuz galiba doğduğu zaman. İlk etapta yaklaşık bir 10 gün kadar gözlem altında tutuyoruz. Bizim yaklaşık doğuracak koyun sayısı kadar kendi kotoralarımız var. Ayrı ayrı gruplar şeklinde şey yapıyoruz, takip ediyoruz. Ondan sonra da gruplandırarak birleştirme yapıyoruz. Özellikle izleyicilerimiz, meraklılar, damızlık çiftliğinde şu takip sisteminin öneminden bahsetmemiz lazım. Bakın, bu hepsinin boynunda numaraları var. Şimdi o numaralardan bize biraz bahset Berkay. Şimdi biz kayıt sistemini numaralar üzerinde kullanıyoruz. Özellikle kuzuların doğumdan sonra takibi için annesinin numarası, babasının numarası ve kuzunun numarası, doğum tarihleri, işte kaç kardeş oldukları, bunların hepsini biz kayıt altına tutuyoruz. Ve bunlar sayesinde de numaratörler mesela kuzunun üzerine yazan boya damgası koyunun kendi numarasıdır. Kuzunun üzerindeki tasma da ölene kadar ondan çıkmaz. Bizim işletmemizden çıkana kadar ya da. Nüfus kimliği boynundaki tasması oluyor. Evet, aynen o şekilde abi. Bir de takipteyken yine klasik sistem, annesinin boyun tasmasındaki numarayı da kuzunun üstüne basıyorsunuz. Evet abi, aynen dediğiniz gibi. Peki nasıl ikizlik oranın, mesela 100 koyunda ortalama kuzu verimin ne kadar Île de France'da? Ya bizim işletme başarımız abi, şöyle söyleyeyim ben size, %170 gibi bir oranımız var bizim. İkiz 1.7 şeklinde bir ikizlik oranımız var. Biz her seferinde doğumlardan sonra takip altına alıyoruz. Ana sayısı ve kuzu sayısı ile orantılıyoruz. Hep yani bu rakamları yakaladık. Biz 1.6, 1.7 gibi değişkenlik gösterebiliyor zamanıyla alakalı. Yani soğuklarda biraz daha zayiatımız fazla oluyor. Sıcak ilkbahar aylarında daha güzel kuzu verim alabiliyoruz. Yani bu şeyler değişebiliyor. Ufak tefek değişiklikler oluyor. Randıman. Şimdi buradaki Suffolk'la da sanki böyle bir iki tip gibi geldi bana. Var mı yani bunlar arasında bir farklılık var mı? Şimdi sufloklarda abi iki tip suflok oluyor. Alman suflok ve İngiliz suflok şeklinde. Bizim sürümüzde ağırlıklı olarak İngiliz suflok olarak tercih ettik biz alırken hayvanları.
Tabii Alman suflok ve İngiliz suflokun arasındaki farkları ayırmak çok kolay değil. Çünkü rengi her şey aynı. Sadece süt verimi ve ikizlik oranı biraz daha farklı oluyor Alman sufloklarda özellikle. Onların süt verimi yüksek olduğu için de kuzuların bakımları birazcık daha kolay oluyor. Yani tercih konusunda biraz da Alman suflok tercih ediliyor. Fakat et verimi bakımından İngiliz suflok daha verimli. Anladım Berkay. Şöyle az daha ilerleyelim şimdi. Burada yine bir grup koyunlar var. Bunların kuzuları biraz daha büyük. Bunların şu anda arkadaşlar Berkay'da rezervasyonla çalışıyor. Bunların hemen hemen hepsi rezerve değil mi? Abi, yani dişi olanları. Şu anda şöyle çalışıyoruz. Erkek kuzularımızı yetiştiğinde satışa çıkartıyoruz. Dişilerimizde de ön talep alıyoruz biz. O şekilde satış yapabiliyoruz. Yani dişide çünkü sayının sınırı yok. Hani bir kişi gelip 200 tane kuzu da talep edebiliyor. 100 de alabiliyor ya da 10 tane de alabiliyor. Biz ondan dolayı hani hak geçmesin diye kimseye biz zamanında rezervasyonlarını yapıyoruz. Gün geldiğinde de biz kendimiz hayvanları teslim ediyoruz kendilerine. Şimdi bu ızgara görüyorum altında. Izgara sistemine sen burada geçtin. Çadırda yaparken ızgaralı yaptın. Nasıl ızgaradaki kullanım rahatlığı, yani bir avantajı, dezavantajı bunlardan bahsedelim. Yani insanlar bunu yaparken hep güzelliğini, şeyini anlatıyorlar ama bunun dezavantajı da vardır. Temizleme zamanları herhalde belli zamanlarda bu bir işçilik istiyor. Bize bahseder misin ızgara sistemine geçtikten sonraki avantajı ve dezavantajları? Izgaradaki olayımız şöyle abi, sağlıklı bir ortam sağlıyor hayvanlara barınak olarak. Zamanında temizlenmesi gerekiyor. 3 ay, 4 ay gibi bir sürede bizim temizleniyor burası. Bizim bunların hepsi kendi sökülebilir, elle manuel sökebiliyoruz. Portatif yani. Portatif. Alttaki gübre kendi yanıyor uzun süre beklediği zamanda. Yani 4 ay gibi sürede biz burada gübremizi yanmış gübre olarak değerlendirebiliyoruz. Zaten biz ızgaraları açtığımızda altta kupkuru bir gübreyle karşılaşıyoruz. Bunları çuvallayarak satışını yapıyoruz aynı zamanda. Bunun da bize yem maliyeti konusunda bir tasarrufu söz konusu oluyor. Ne kadar mesela o yanmış hazır temiz koyun gübresinin şeyi fiyatı? Katkısız bir gübre bulmak çok zor piyasada. Biz bunu sağlayabiliyoruz. Kendimiz çuvallıyoruz bunları. Yaklaşık 50 litre bir çuvalda 50 kiloluk bir yem çuvalı büyüklüğünde diyelim. Hani gübre biraz daha ağırlık olarak değil de litre olarak satış oluyor. 15 lira gibi bir satış fiyatımız var. Yani cüzi bir rakam. Bu işte çünkü bir emek var bunda. Çuvallama maliyeti, nakliye maliyetleri, işte bu gübrenin temizlenme maliyetleri gibi. Bize bir katma değer sağlıyor bu konuda. Hem de çöp olmamış oluyor yani gübre. Evet, ilerliyoruz. Şöyle biraz daha devam ediyoruz. Bakalım. Tabi burada hep şu anda kuzular... yani hepsine lastik atmamışsınız. Lastiği ne zaman atıyorsun kuyruklarına? Lastikleri genelde küpeler çakılırken atılıyor. Küpeleme yapılacağı vaziyete gelince biz hepsine birlikte lastik atıyoruz abi. Evet. Burada maşallah şu memeye bak. Yani biraz şu soldaki koyundaki mesela şey çok güzel. Peki Ile-de-France'ın özelliklerinden biraz bahset abi bize. Yani bu hayvanı genel sen tabii 5 yıldır yetiştiriyorsun. Avantajlarından herkes bahsediyor. Mesela dezavantajlarından bize biraz bahseder misin? Ya şöyle söyleyeyim. Ile-de-France aslında bizim meramıza çok uyum sağlayan bir hayvan. Verim olarak da çok yüksek verimli bir hayvan. Yani biz ilk başladığımız zamanlarda bu hayvanların bu kadar verimli olduğunu hiç tahmin etmiyorduk. Yani doğumlarda gördük ikizlik üçüzlük oranlarını. Hayvanların büyüme hızları bizi çok etkiledi. Özellikle hani sözde herkes söylüyor hani çok hızlı gelişiyor işte özelliği ete çabuk gelmesi. Yani bu hayvanlar gerçekten bu söylenen tüm sözleri hak ediyor. Ama bakması özellikle bu damızlık işletmelerinde. Ha, buradan kuzular giriyor çıkıyor bakın arkadaşlar. Buradan yonca yiyebiliyorlar. Şuradan ızgara sistemi açılmalı kapamalı buradan giriş yapılmış. Buradan sol tarafta da kuzu buzağı yemi yiyebiliyorlar. Oradan giriş çıkış yapabiliyorlar annelerinin tarafına. Evet. Sistem bu şekilde.